verilmemiş. O yüzden nedir neye ulaşamayız yine. 25. soruya bakalım. Sparta'nın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Adamın önüne bir taş düştü. İki avucu yan yana getirsen ikisini doldurup taşacak büyüklükte. Şekilli falan da değil. Aksine pütürlü. Alelade bir taş. Arkasına baktı hemen. Kimse yoktu. Sağına, soluna. Kimse yok. Önde sokak bomboş uzanıyordu. Bir taşı o taraftan fırlatmış olsa görürdü. Telaşla tekrar baktı arkasına. Sağına, soluna. Yok. Bu sokağın hep ıssızlığını sevmişti. Terk edilmişliğini, şehrin o gürültü havasının değmediği kimsesizliğini, zaten eve giderken sırf bu yüzden kullanıyordu bu sokağı, kendisine benzetiyordu. Şehrin kalabalığı içinden kaçmış, kendi kendiliğine sığınmış, bir süre sonra diğerleri tarafından unutulmuş bir yaşam parçası. Hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Evet, öyküleyici anlatım var. Zaten geçtiğimiz sorularda da söyledik, bir olay örgüsü var. Kahraman var. Bir belirli bir olaydan bahsediyoruz zaten biz bunu arkadaşlar. Çoğu zaman öyküleyici anlatımdan faydalanmıştır diyebiliyorduk. Betimlemeye başvurulmuş. Evet, zaten bahsettiği adamın gayet güzel tasvirini yaptığını paragraf boyunca görüyoruz arkadaşlar. Eksiltili cümlelere yer verilmiştir diyor. Eksiltili cümleleri biz 3 noktadan anlıyorduk. Sağına soluna bakın. 3 nokta kullanmış, cümle tamamlanmamış, eksiltili cümle. Olay devrim halinde aktarılmıştır. Olay bir döngü halinde, akış halinde verildiği için, evet bir devinim de var. Kahraman bakış açısı var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar burada kahraman bakış açısı yok. Burada hakim, ilahi, tanrısal bakış açısının olduğunu görüyorum. Paragraf yazarı ya da bu metni yazan kişi, olaya uzaktan bakan bir göz ve bir de uzaktan bakmış olması tabii ki yetmiyor ilahi bakış açısıyla yazmış olması için. Yarattığı kahramanın içinden geçenleri de tahmin ettiği için ilahi bakış açısı, tanrısal hakim bakış açısıyla yazılmıştır diyebilirim. Kahraman bakış açısı yok burada arkadaşlar. 26. sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu tür sorularda genellikle öğrencilerimiz zorlanıyorlar biraz. Okuyalım soruyu. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yenilgiyle çıkan Avrupa diğer ülkelerden gelen iş gücünün katkısıyla kalkınmıştır. Ülkemizin Avrupa ülkelerine giden ilk nesil gerek gittikleri ülkenin dilini öğrenme gerekse oradaki yaşam biçimine ayak uydurmada kendine özgü bir direniş göstermiştir. Bu direnişin boyutları o kadar büyüktür ki başka hiçbir göçmen toplumunda gözlenmemiştir. Göçmen tüm toplumu kültürle gittiği ülkeleri beraberine götürmüştür. Örneğin asimile olmaya en dirençli kültürlerden biri kabul eden İspanyollar gittikleri yerlere sadece gazete ve radyoları taşımıştır. Oysa ki Türkler bunlara ek olarak lahmacun ve dönerle kendi damak tatlarını da götürmüşlerdir. Akışı bozan cümleyi arıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda dördüncü cümleye odaklanalım yine. Bir üç okuyalım, bir de beşle devamını okuyalım. Bu direnişin boyutları o kadar büyüktür ki başka hiçbir göçmen toplumunda gözlenmemiştir. Göçmen bir toplum kültürüne gittiği ülkelere beraberine götürmüştür. Örneğin Asim'de olmayan en direnişli kültürlerden biri kabul edilen İspanyollar gittikleri yerlere sadece gazete ve radyoları taşımıştır diyor. Dördü çıkaralım şimdi arkadaşlar. Bu direnişin boyutları o kadar büyüktür ki başka hiçbir göçmen toplumunda gözlenmemiştir. Örneğin asimile olmaya en dirençli kültürlerden biri kabul edilen İspanyollar gittikleri yerlere sadece gazete radyoları taşımışlardır. Bakın 3. cümlede bu direnişin diye başlıyor. 5. cümlede de asimile olmaya en dirençli kültürlerden biri olan diye devam ediyor. Burada 4 gereksiz olmuş arkadaşlar. Düşüncenin akışı bozduğu için 4'ü cümleden çıkarıyoruz. 27. sorumuza bakalım. Bu parçada şiir ile ilgili aşağıdakilerden özellikle hangisi vurgulanmak istenmiştir? Özellikle. Demek ki birkaç vurgulanan düşünce var ama bize özellikle vurgulananı soruyor. Okuduğu dizelerden etkilenen birçok insanda hemen bir şiir yazma hevesi belirir.
Zannederler ki yalnız bir düşünce partisini söze dökmek şairliktir. Şiirin bir söyleyiş, bir giriş olduğunu bilmezler. Bir de ilginç ve anlamsız sözler kullanmayı, her dizeyi bir benzetmeyle oluşturmayı şiirin ortaya çıkması için yeterli görürler. Oysa şiir, bir dil ustalığı olduğu kadar bir ruhsal durumun yansımasıdır da. Özü ve derinliği olmayan bir ruhsal durumu istediğiniz kadar yorun, şiirleştiremezsiniz. Şimdi burada asıl vurgulanmak istenen düşünce, herkesin şiir yazamayacağı. Herkesin şiir yazamayacağı, evet, vurgulanmış. Şiir yazmak için belirli bir duygu yüklemesinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buna en yakın seçeneğinde ben A olduğunu görüyorum. A'da anlam yüklü duyguları söyleyiş etkinliğine ortaya çıkması demiş. Adana'yı doğru cevabım kabul ediyorum. 28. soruya bakalım. Artık yavaş yavaş değil bilgi sorularına başladık. Bu dizelerden çatıklardan hangisinin örneği yoktur demiş arkadaşlar. Ediyoruz. Kimisi dolu, kimisi öksüzdür. Alın yazısı kahreder. Kahredere dikkat. Kahır eder aslında. Bakın yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil var burada. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde ses olayı olursa bir bitişik yazılır demiştik. Bu ekstra bir bilgi olsun. Kahır eder normalde arkadaşlar. Burası birleşme sırasında kahır ı sesini kaybetmiş. Ünlü düşmesi olmuş. Ünlü düşmesine eliyorum. Kahır etmek dedim. T, D'ye dönüşmüş. Yumuşamış yani. Ünsüz yumuşaması diyorum. Ünsüz yumuşamasının bir diğer adı neydi? Ünsüz değişimiydi. C'yi de eliyorum. Ünlü düşmesini eledim. Ünsüz değişimini eledim. Devam ediyorum. Aklından zoru var kiminin. Merhamet ister. Ben sevda çekerim. Hepsinden beter. Şurada hemen hepsinden kelimesinde ben bir kaynaştırma sesi gördüm. Hepsi ayrılma hali eki alırken bakın N sesi gelmiş araya. Hepsinden diyemeyeceğimiz için. Bizim kaynaştırma ünsüzlerimiz Y, Ş, S, N seslerinden oluşuyor arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzleri elendi. Ne kaldı? Sevda. Ünlü uyumlu aykırılık demiş. Sevda. Biliyorsunuz ki mesela büyük ünlü uyumunu baz almak gerekirse nasıldı? Bir kelime kalın ünlüyle başlıyorsa kalın ünlüyle devam edecek. İnci ünlüyle başlıyorsa inci ünlüyle devam edecekti. Sevda kelimesine bakıyorum. Merhamet kelimesine bakıyorum. Bu kelimeler ünlü uyumuna aykırılık göstermiş. Eline eledim. Ünlü değişim demiş arkadaşlar. Bizim Türkçe'de baktığımızda iki sesle sadece ünlü değişim meydana geldiğini biliyoruz. Bunlar da sen ve ben kelimeleri. Ek aldıklarında ne oluyorlar? Sana ve bana oluyorlar. İkisini de görmedi bir şiirde. O yüzden Denizli doğru seçeneğim oldu. 29. soruya geçelim. Yine bir ses bilgisi sorusu. Bu arada TYT sınavında her yıl mutlaka en az bir soru ses bilgisinden çıkar arkadaşlar. Önemli bir konu. Lütfen hassasiyet gösterelim ses bilgisi konusunda. Bu dizelerden çatıklardan hangisinin örneği yoktur? Beni eski bir tanıdık diye hatırla. Tut ki ölümsüz anılarla yaşadık. Bana sevgiyi öğrettin, yalnızlığı. Ne demiştik az önce? Bana ve sana sözcüklerinde ünlü değişim meydana gelir demiştik arkadaşlar. Bursa'yı eleyelim bir kere. Öğrettin. Öğrettin. D-D'dir aslında arkadaşlar. O oradaki kipeki gördüğünüz kipeki ne olmuş? Kendinden önce gelen ses sert bir ses olduğu için yanındakini de kendisine benzetmiş. Yani ünsüz benzeşmesi. Sertleşmesi olmuş diyoruz. Yalnızlığı, yalnızlık kelimenin kendisi. Aynı zamanda bakın aşağıda da ıslık var. Burada K'ler yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması olmuş. Bir diğer adıyla ünsüz değişimi demiştik. Devam ediyorum. Bir de uykusuz gecelerde çaldığım o acaba umutsuz ıslığı. Yalnızlık kelimesinin kökünü hatırlayalım. Yalından yalnızlık olur demiştik.
önü düşmesi meydana geliyordu. O